Aslında şöyle seçim döneminde verilen vaatlerle bugün gelecek zamların bir işaretini görmüştük. Aslında bu perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali. Hemen hemen herkesin beklediği bir şeydi. Yalnız bir farkla bu kadarını bu kadar kısa bir zamanda bu kadar yüksek zammı bence kimse beklemiyordu. Çünkü bırakın muhalefeti, iktidar kanadından bile bu kadar yüksek zamlara, bir anda bu kadar yüklenilmesine çok ciddi tepkiler geldi. Hem siyasi taraftan hem sosyal medya üzerinden iktidarı destekleyen pek çok kişi zamları eleştirdi. Tabii bu şunu gösteriyor, yani artık hükümet o kadar sıkışmış, o kadar bir şey yapamaz hale gelmiş ki bu kadar şiddetli bir zam yağmuruyla başladı. Ama bu böyle şimdi burada duracak gibi de değil. Şimdi Perşembe, Cuma tekrar akaryakıta zam yapılacağı konuşuluyor. Muhtemelen de olacak. Dolar bugün işte 27-28 aralığını zorladı. Çok kısa zamanda 29-30 bandına doğru tekrar bir sıçrama denemesi yapacak. Yani teknik analiz, temel analiz zaten bunu söylüyor. Şu an için hükümetimiz maalesef elinde vergileri, trafik cezalarını arttırmaktan başka, zam yapmaktan başka da bir formülü yok. Aslında bu sadece bu seçim döneminde değil, daha önceki yıllarda da bizim Bağımsız Türkiye Partisi olarak çokça altını çizdiğimiz bir husustu. Merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydarbaş en son işte 2016 yılında Şubat ayında yaptığı konuşmada, yani bundan sonra yağmur gibi zamlar gelecek. Vergiler arttırılacak, cezalar arttırılacak. Çünkü hükümetin bundan başka bir gelir kaynağı kalmadı. Bütün gelir kaynağı, Cumhuriyet'in kazanımı olan bütün kamu iktisadi teşekküllerini, fabrikaları, kamu kuruluşlarını, gelir getiren, tabiri caizse altın yumurtlayan tavukları sattı. Elinde daha artık satacak bir şey kalmadı. Şimdi işte Araplardan dış güçler dediği güçlerden şu an neredeyse para dilenir hale geldik. Şimdi bakıyorsun işte Katar'a gidiyor, Arabistan'a gidiyor. Karşılığında bugün Trabzon'a gidiyorsunuz, Karadeniz'e gidiyorsunuz. Valla Karadeniz'den çok Arap var. Niye? Yani bu kadar borç alıyorsan karşılığında da senden bir şeyler istiyorlar, alıyorlar. Şimdi sağ olsun Cumhurbaşkanımız bugün bir de tok ve hediye etti işte Arabistan'a. Yani baktım işte dedi, yani genel manada yorum işte kaz gelecek yerden tok esirgenmez tarzı yorumlar yapılıyor. Şimdi ya bunlar aslında acı şeyler. Türkiye çok zor şartlardan geçti. Geçmişte de geçti. Yani hangi iktidar olursa olsun sağ sol hiç fark etmez. Çok kötü günler yaşadık. Ama hiçbir zaman dünya siyasetinde böyle işte ülkelerden borç dilenecek, ayaklarına gidip bu kadar taviz verecek, işte ak dediğine kara, kara dediğine ak diyecek kadar tutarsız siyaset güdecek bir politikayı hiçbir siyasi geçmişte izlemedi. Bugün belki Türk siyaset tarihinde bugün yüzümüzü kızartıp yarın da başımızı öne eğdirecek şekilde bazı çalışmalar yapılıyor maalesef. İşte bunları Türk halkının görmesini ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Maalesef şu an zamlardan mağdur olmayan insan yok. Bugün akaryakıta zam demek. Bu gıda malzemelerine, gıda ürünlerine zam demek. Çünkü Türkiye'de belli bölgelerde üretilen
bütün tarım ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına araçlarla, kamyonlarla, tırlarla dağıtılıyor. Şimdi siz seçimden bugüne kadar yani %40 aşağı yukarı akaryakıta zam yapmışsınız. MTV'yi iki katına çıkarttınız. Yani bu demek oluyor ki ürünlere bu en az %35-40 yansıyacak tarım ürünlerine, gıdaya. Gıda yansıdığı zaman diğer ürünlere de otomatikman yansıyor. Haricen işte asgari ücreti arttırıyorsunuz. Belki iyi bir şey gibi görülüyor ama asgari ücreti işverenin sırtına yüklediğiniz zaman bu bir maliyet artışına sebep oluyor. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'nin de asgari ücretle ilgili bir politikası var. Neydi bizim politikamız? Profesör Doktor Haydar Baş ilk olarak asgari ücreti seçim beyannamesi içerisine alan siyasi liderdi biliyorsunuz. Yani Bağımsız Türkiye Partisi asgari ücret açıklamadan önce hiçbir siyasi parti böyle bir gündemi yoktu. Biz 2015 seçimlerinde asgari ücret 5.000 TL olacak derken bunu şöyle söylüyorduk. O günkü asgari ücreti esnaf ödemeye devam edecek, üstünü devlet sübvanse edecek. Eğer devlet sübvanse etmezse asgari ücreti, o zaman bu otomatikman sanayicinin, iş adamının ürettiği mamule, ürettiği ürüne, verdiği hizmete zam olarak yansır. Siz asgari ücreti bugün %100 arttırın. O zaman bütün ürünlere %100 zam yapılır. Niye? Çünkü siz asgari ücreti işverenin sırtına yüklüyorsunuz. Ama bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin asgari ücret politikasını uygulayın. Asgari ücreti bugün esnaf, işveren gene 8.500 lira olarak ödesin. Üzerine devlet, atıyorum 10 bin lirasını devlet sübvanse etsin. 18.500 olsun asgari ücret. O zaman hiçbir şekilde bir maliyet artışına gitmez. Çünkü esnafın maliyet kalemini sabitlemiş oluyorsunuz. İşçi giderlerini. Ama bunun yanında işçinin cebine, emekçinin cebine o devletin sübvanse ettiği yüksek asgari ücreti koyduğunuz zaman piyasanın canlanmasına, piyasada alım gücünün artmasını sağlamış oluyorsunuz. Yani evet temel olarak baktığınızda Bağımsız Türkiye Partisi asgari ücretin artmasını savunuyor. Ama asgari ücretin devletin sübvanse ederek artmasını savunuyor. Kalkıp da bunu işverenin sırtına yükleyerek maliyeti yani maliyeti arttırmak ne demek? Enflasyonu arttırmak demek. O zaman sizin yapacağınız her maaş zammı, her asgari ücret artırım, her memur maaşını arttırmak o zaman sizin devletin bütçesini, halkın sırtına artı bir yük olarak gelir. Ama bunu devlet sübvanse ederse, devlet de bunu nasıl sübvanse edecek? 53 çeşit madenimiz var. Bu yeraltı kaynaklarımızı biz bugün yabancılara verdik. Onlar işletiyorlar. Krallar gibi hayat sürüyorlar. Geliyorlar Türkiye'de tatil yapıyorlar. Paralarıyla insanlarımızı kendileri patron olmuş insanlarımızı işçi olarak kullanıyorlar. Biz de diyoruz ki Türk milletine yakışan işçilik değil patronluktur. Biz bu 53 çeşit madeni devlet millet ortaklığıyla işletelim. Burada elde ettiğimiz gelirle asgari ücreti sübvanse edelim, ev hanımına maaş verelim, vatandaşlık maaşı verelim. İnsanımız bu sıkıntılı günlerden kurtulsun. Şimdi bakıyoruz, muhalefet mecliste oylamalara katılmıyor. İşte zamla ilgili yapılan oylamalara katılmıyor. Hatta bazıları evet oyu bile veriyor. Evet oy veriyorlar. Sonra Twitter'dan gidip eleştiriyorlar. Yani burada artık milletimize çağrımız şudur. Biz şu an mecliste olan partileri zaten geçmiş dönemde de meclise gönderdik. Ondan önceki dönemde de meclise gönderdik. Birçoğunu iktidar ettik. İktidarın ortağı yaptık geçmişte. Artık Türkiye'de yeni şeyler söylemek lazım. Yeni yüzlere ihtiyaç var. Gençlere fırsat verilmesi lazım. Bu manada da çözümü olmayan, bugün meclisteki bütün çözümü olmayan partileri bir kenara bırak. Çözümü olan, elinde milli ekonomi modeli olan, bugün dünyanın peşinden koştuğu milli ekonomi modelinin sahibi Hüseyin Baş ve kadrosuna
bu yetkiyi milletimizin vermesi gerekiyor. Bu sıkıntılardan kurtulmak için.